Bakterilerde en dış kısımda kapsül bulunuyor. Onun hemen altında, şurada kırmızı renkli görmüş olduğumuz hücre duvarı. Hücre duvarının hemen altında ise yine sarı renkli görmüş olduğumuz hücre zarı bulunuyor. Arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz kısa uzantılar var. Bunlara fimbria adı veriliyor ki bunun pirusla karıştıranlar var. Pirus dediğimiz yapı hücreden dışarıya doğru çıkan kısa, pardon uzun ama sayıca biraz daha az olan uzantılar pirus adını alıyor. Ve yine şekilde göstermediğimiz şöyle temsili gösterelim. Kamçı adı verilen yapılar var. Burada DNA'mızı görüyoruz. Ve yine şurada ise arkadaşlar plazmit adı verilen bir yapımız var. Şimdi bu yapıları teker teker görelim. Kapsül polisakkarit yapıda bir maddedir. Ve en önemli özelliği ise yapışkanımsı bir yapıda olması. Dolayısıyla yapışkanımsı bir özelliği sayesinde başka bakterilere ve bulunduğu yüzeye tutunmasını sağlıyor. Aynı zamanda bakteriyi fagostoz olmaktan da koruyor. Peki kimler fagostoz olmaktan korkar? Tabii ki hastalık yapan bakteriler. Yani kapsül hastalık yapan bakterilerde bulunan bir yapıdır. Her bakteride bulunmaz. Sadece bazı bakterilerde bulunur. Kapsülün hemen altında hücre duvarı bulunuyordu arkadaşlar. Hemen hücre duvarının yapısına bakalım. Hücre duvarının yapısında peptidoglikan bulunuyor. Şimdi tabii ökaryot canlıları düşündüğümüz, örneğin bitkilerde selüloz çeper bulunuyor idi, mantarlarda kitin çeper bulunuyor ve aynı zamanda da arkelerde protein çeper bulunuyor. Bu da bize şunu gösteriyor, bu peptidoglikan sadece bakterilerde bulunan bir yapı. Peki nedir peptidoglikan? Çapraz bağlı kısa polipeptit zinciri içeren ve şekerlerden oluşmuş bir maddedir. Az önce söylediğimiz gibi bakterilere özgüdür bu yapı. Peki hücre duvarı her bakteride var mı? Bu da çok sıklıkla YKS kaynaklarında karıştırılan bir nokta. Hücre duvarı çoğu bakteride yok. Örneğin bir mikoplazma bakterilerinde hücre duvarı bulunmuyor. O yüzden soru çözerken özellikle ÖSYM sorularında, yani üniversite sınavlarında böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman tüm bakterilerde hücre çeperi bulunur, doğru olarak kabul edilmeyecektir. Peki ne iş yapıyor çeper? Elbette bitkilerde de olduğu gibi hücreyi, yani bakteriyi koruyor, bakteriye şekil veriyor ve aynı zamanda hipotonik bir ortama konulduğunda bakteri bol miktarda su aldığında onun patlamasını engelliyor. Peki çeper kalınlıkları her bakteride aynı mı? Arkadaşlar, bakterilerde çeper kalınlığı her bakteride aynı değil. Bazı bakteri türlerinde kalın, bazı bakteri türlerinde ise incedir. Burada arkadaşlar çeperi kalın olanlar gram pozitif bakteri olarak isimlendiriliyor bir boyama tekniğiyle. İnce olanlar ise gram negatif bakteriler olarak adlandırılıyor. Örneğin şuradaki şeklimizi arkadaşlar incelediğimiz zaman mesela şuradaki çeper kalın. Şuradaki çeperimiz ise şöyle ok işaretinde göstermişiz ince. Dolayısıyla burada şu tabii bakterimiz iki kısma ayırdık. İki farklı bakteriyi. Çeperi ince olan, çeperi ince olduğu için bu bakteri gram negatif olacak. Bunda çeperi kalın olduğu için gram pozitif olacak. Boyanma tekniklerini etkilediği için ve gördüğünüz gibi çeperlerinin kalınlıkları bakterilerin sınıflandırılmasında kullanıldı. Arkadaşlar, yeryüzünde en fazla gram negatif bakteriler bulunuyor. Onu da ekleyelim. Evet, kamçıya geliyoruz. Kamçı yine dikkat edeceğimiz noktalardan bir konuya geldi. Onlardan bir tanesi de şu, kamçı her bakteride var mı? Tabii ki hayır, bazı bakterilerde bulunuyor. Kamçının da görevini biliyoruz. Hareketi sağlayan bir yapı, bir ya da birden çok kamçı bakteri hücremizde bulunabiliyor. Burada dikkat edeceğimiz noktalardan biri de şu, prokaryot ve ökaryotların kamçıları ile ilgili. Ökaryot kamçıları hücre zarı ile çevrilidir ve hücre iskeleti elemanı olan mikrotübüllerden meydana gelir. Oysa prokaryot canlılarda kamçı hücre dışına doğru uzanan bir protein olup hücre zarı ile örtülü değildir ve mikrotübülden de meydana gelmez. Çünkü bakterilerde mikrotübül bulunmuyor. Evet arkadaşlar, hücre zarı ökaryot hücre zarına oldukça benziyor. Yalnız burada bazı bakterilerde ki özellikle oksijenli ve oksijensiz solunum yapan bakterilerde hücre zarında elektron taşıma sistemi elemanları ve enzimleri bulunuyor.
Dolayısıyla buradaki zarımız ETS elemanları bulundurduğu için ATP sentezliyor. Bizim plazma zarımızdan farklı olarak oksidatif fosforilasyon diyoruz biz bu ATP sentezleme çeşidine. Yine diğer canlılarda olduğu gibi madde alışverişinin düzenlenmesi, salgı yapması gibi görevleri var. Kloroplastlarda tilakoid zarın yerini alan hücre zarı üzerinde yine bazı bakterilerdeki fotosentez yapan bakterilerde fotosenteze ait elektron taşıma sistemi elemanları bulunuyor. Yani bu canlılarda fotofosforilasyon ile de plazma zarı ATP sentezde ediliyor. Dikkat edeceğimiz noktalardan biri şu, zar deyince aklımıza gelen bakterilerde endositoz ve egzositoz var mı? Arkadaşlar bakterilerde ne endositoz var ne de egzositoz var. Özellikle şu egzositoza dikkat edin. Çünkü yine bazı maalesef YKS kaynakları egzositoz olduğunu yazıyor ama egzositoz olabilmesi için KOF'un olması gerekiyor. Peki maddeleri nasıl atıyor, nasıl salgılıyor? Özel bir mekanizma var. Hücre zarında bulunan özel proteinler tarafından salgıları hücre dışına gönderiyor. Peki bakteride bulunan yapılar neler? Hücre zarı arkadaşlar tüm bakterilerde var. Glikojen sentezi yine bakterilerin depo maddelerinden biri. Tüm bakterilerde var. Plazmit çoğu bakteride var. Yani bunun için tüm bakterilerini kullanmayacağım. Kamçı yine bazı bakterilerde var. Her bakteride kamçı yok. Hücre duvarı çoğu bakteride var. Mikoplazma tipi bakterilerde mevcut değil. Pilus yine çoğu bakteride var. Kapsül patojen bakterilerde var. Yani bazı bakterilerde var. Mezozon bazı bakterilerde diyorum ama gerçekte bilimsel olarak böyle bir şeyin olmadığını bilim insanları ispatladı ama YKS kaynaklarımız hala mezozon diye bir yapının varlığını alıyor. Klorofil fotosentez yapanlar da var. Yani bazı bakteriler de var. Elektron taşıma sistemi oksijenli ve oksijensiz solunum yapan bakteriler de var. Yani yine bazı bakterilerde bulunan yapıdır. Oksijen bazı bakteriler yapıyor. Yine oksijensiz solunum, fermantasyon belirli bakteri tipleri tarafından yapılıyor. Histon proteini bakterilerde yok arkadaşlar. Hiçbirinde yok. Endositoz yine görülmüyor. Egzositoz yine bakterilerde görülen bir şey değil. Ribozom var ama mitokondri gibi, Golgi gibi, endoplazmik retikulum gibi, çekirdek gibi, zarlı herhangi bir organel bulunmuyor. Organel yok, sadece ne var? Ribozom var.